Sebe suresinin 46. ayeti kerimesine geldik. Hemen hemen belki bugün bitiririz inşallah. Yüce Allah peygamberimize insanlara vaaz etmesini söylüyor. Vaaz kelimesini kullanıyor. Vaaz kelimesi Arapçadır. Gul de ya Muhammed innema a'idukum. Size vaaz ediyorum. Size öğüt veriyorum. Bi vahide, bir şey. De onlara ki size bir şey söyleyeyim. Şu bir şeyi dinleyin ya, bir tek şey. Bi vahide, tek şey. En tegumu, kalkmanız, kalkın. Lillahi, Allah için ayağa kalkın. Mesna, ikişer ikişer. Ve furada, tek tek. Teker teker, ikişer ikişer ayağa kalkın. Sümme tetefekkeru, sonra düşünün. Düşünceyi görüyor musun? Bak 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 bak. Peygamberimize diyor ki Allah, ayeti bitireyim sonra döneriz ona. Ma bi sahibukum min cinne. Arkadaşınız Hazreti Muhammed. Arkadaşını dedi Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed min cinne. Deli değil. Deli diyorlar peygamberimize. Kur'an-ı Kerim getirdiği zaman onların alışkanlıklarına ters düştüğünden Kur'an-ı Kerim diyorlar ya, bu cinnet getirmiyor. Bu deli ya. İn huve, o değildir. İlla nezirun, bir uyarıcıdır leküm, sizin için. Beyne yedey azabin şedid. Olmamış ama olacak olan azabı, şiddetli azabı önceden haber veren, uyaran bir kişidir o Hazreti Muhammed. De onlara. Şimdi bu ayeti kerimede arkadaşlar bir devrim var. Bir inkılap var. Bedevi bir topluma, çok iptidai, ilkel bir topluma kalkıyor. Diyor ki bu ayet, ayağa kalkın. Düşünün. Düşünün. Yani 1400 sene evvel Allah İnsan aklını kullanıp düşünmesini burada emrediyor. Böyle bir vaaz yap onlara. Vaazın konusu bu. Hazreti Muhammed'in vaazın konusu bu. Düşünebiliyor musunuz onu şimdi? Şimdi ayeti kerimeyi açıklayalım. Yani vaaz edeceksin ama çok şey söyleme ya Muhammed. Bir şey, bir şey, bir şey. Bir şey işi çözer diyor. Bir şey Allah. Bir şey işi çözer. Şimdi buradaki ayeti kerimede Allah için ayağa kalkacaksınız. Ne demek Allah için ayağa kalkmak? Yani beşeri düşüncelerinden sıyrılacaksın diyor Allah-u Teala. O kafandaki yanlış fikirlerle ayağa kalkasan doğru düşünemezsin. Bir defa o başını, o kafanı boşalt. Onu bir boşaltacaksın. Oraya bir sürü yanlış fikirler var. Mikroplar var. O kafayı bir boşalt. Ha, Allah için ayağa kalkmanın manası bu. Tamam mı? Allah'tan başkasının bulunduğu bir beynin temizlenmeden normal, sağlıklı düşünmesi mümkün değil. Onun için diyor ki Allah için ayağa kalkın. Mesna, mesna burada ikişer demesinin manası şudur. Başkalarıyla beraber, arkadaşlarınızla beraber, toplu halde manasına gelir bu. Yani ikişer dediği bu. Ve furada, tek tek. Böylece bu ayeti kerimede çok ilginç bir devrim var dedim. Devrimlerden birisi beyni temizlemek, Allah için objektif düşünmek, tarafsız düşünmek meselesi bu. Tarafsız. İkincisi, mesna dediği toplum halinde, topluluk halinde düşünmek ve furada tek tek düşünmek. Ferdi manada düşünmeyi,
toplumsal manada düşünmeyi gündeme sokması devrimin ikincisidir. Böylece bir Bayraktar Hoca'nın düşünmesi vardır, bir Ahmet'in düşüncesi vardır, bir Mehmet'in düşüncesi manada düşünce diyoruz. Ama bütün düşünceler bir araya geldiği zaman da toplumsal düşünce oluyor. Biz buna Kur'an-ı Kerim'de müşterek akıl diyoruz. Yani bir ferdin aklı vardır, bir de akılların bir araya gelmesiyle, toplanmasıyla toplumsal akıl meydana geliyor. Buna İmam-ı Gazali kendi kitabında, İhyasında diyor ki, bir duygu vardır, ferdin duygusudur diyor, his. Bir de umumi toplumsal his vardır, duygu vardır. İşte bizi savaşa götüren, toplu halde bir toplumu aynı şekilde, aynı ideali uğruna hareket ettiren, buraya neye geliyor işte, aynı imanı paylaşıyoruz burada. İbadeti geliyoruz burada, cemaatle kılıyoruz. Bu cemaatin düşüncede de olacağını söylüyor Allah-u Teala burada. Müşterek değerler etrafında düşünme, toplumsal düşünce. Bir de ferdi düşünce vardır diyor Allah-u Teala. Böylece hem ferdi düşüncedeki hürriyeti anlatmış oluyor, hem toplumsal manada. Yani ben ferdi manada düşünüyorum, bu bana ait. Ama bir de toplumla beraber düşüncem var. Toplumun ittifak etmesi var. Jean-Jacques Rousseau bile buna söylemiş. Devlet bunu olmamızı toplumsal barış şey olması lazım, anlaşma olması lazım diyor Jean-Jacques Rousseau. Şimdi Allah-u Teala burada toplumun ayağa kalkıp düşünmesinden bahsediyor. Ferdin ayağa kalkıp düşünmesinden bahsediyor. Sümme, ayağa kalkmak bir şey ifade etmez diyor Allah-u Teala. Kalktın ayağa ne olacak? Ayağa kalkmak demek düşünmek demektir. Yani beyninizi ayağa kaldırın. Yoksa biyolojikman ayağa kalkmak değil ha. Yani burada oturuyorum ben şimdi, ayağa kalkmak değil. Beyninizi uyandırın, uyandırın. Ayağa kalkın artık. Uyuyorsunuz. O beyin çalışmıyor, uykuda. O beyni ayağa kaldır, aklını ayağa kaldır diyor Allah-u Teala, aklını. Ayağa bir kalksın ayağa, ya bu yatırdınız bu aklı yere ya, uyuyor ya. Bu beyninizde bu akıl uyuyor, uyuyor. Bir kaldırın bakayım onu diyor Allah-u Teala. Kaldır, de onlara. Ben bir tek şey istiyorum onlardan de. Bak, 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 bak. Bir tek şey ya, bir vahide, bir vahide, tek şey ya. Ya şu aklınızı ayağa kaldırın da. Düşünün yeter, yeter. Doğruyu bulacaksınız diyor Allah-u Teala. Burada ya vaaza bak, 1400 sene evvel bunu söylemiş. Olacak iş değil ya. Şu kutsal kitabı görüyor musun arkadaşlar? Olacak iş değil. Yani o bedevi topluma aklını ayağa kaldırıp düşünmesini istiyor Allah. Hem de iki türlü düşünce. Toplumsal düşünce, ferdi düşünce. İyi anlatıyor burada Allah-u Teala. Düşüneceğiz de neyi düşüneceğiz? Soruyoruz şimdi. Kafamızı yoracağız da ya Rabbi, bu aklımızı ayağa kaldıracağız da. Düşüneceğiz ama ne? Bir defa Hazreti Peygamber'in ne olduğunu bir öğren bakayım diyor Allah. Oraya bir düşün. Bu adam deli midir değil midir? Bunu bir defa halledeceğiz. Biz Hazreti Muhammed'i halledemedik ha şimdi yani. Doğrusu bu. Şimdi adama soruyorsun, itikatta mezhebi ne diyor? Maturidiye diyor. Hazreti Peygamber yok. Biz şimdi aldık geldik mezhepleri Hazreti Muhammed'in önüne koyduk. Hazreti Muhammed gölgede kaldı. Kur'an gölgede kaldı şimdi. Öyle yapıyoruz şimdi bu. Öyle yapıyoruz ve Allah da bizi ıslah etmiyor. Felah yok. Şimdi bir defa diyor, düşün diyor. Düşündüğün zaman Hazreti Muhammed'in deli olmadığını anlayacaksın diyor. Düşüncenin konusu bu. İki, in huve illa nezirul leküm beyne yada adabin şedid. Hazreti Muhammed'in düşünerek deli olmadığını anlayınca diyor, onun bir uyarıcı olduğunu anlayacaksın. İkinci makamda, yani aklın çalışma mekanizmasını veriyor. Safadan safaya geçiş, bilgiden bilgiye geçiş. Hazreti Muhammed'in deli olmadığını anlayınca nereye varacaksın? İkinci safhada neyi düşünecek akıl? Onun bir uyarıcı olduğunu anlayacaksın sen diyor Allah-u Teala. Bak, sana nasıl düşüneceğini de bile veriyorum sana diyor şimdi. Sonra beyne yedi azabin şedid. Bu insanların yaptıkları davranışların karşılığı olacağını, kötü davranışların şiddetli bir azapla karşı karşıya kalacağını, iyi davranışların da ödül alacağını, cennete gideceğini, düşüncenin üçüncü safhası budur. Böylece ahireti
ahiret üzerine düşünmeyi getiriyor. Ve böylece sosyal olaylarda kötülüklerin nasıl daha başka kötülüklere sebep olacağının determinizmini düşüncenin önüne sokuyor burada Allah-u Teala. Ne demek determinizm hoca? Doğru konuşuyorsun burada. Biz anlamadık ha bu işi sen. Siz soramıyorsunuz bana. İşte vaazın şeyi bu. Ama konferans olsa sorarsınız. Determinizm şu. Aynı şartlar altında aynı olaylar aynı neticeyi doğurur. Yani pislikler, sosyal olaylar varacağı yer aynı neticedir diyor Allah-u Teala. Geçmişte de böyle oldu. Semud kavmine de böyle oldu. Firavun'a da böyle oldu. Ad kavmine de böyle oldu. İşte gidersen şeye gidersen Fecir suresini bakarsanız orada anlatıyor Allah. Elem tera keyfe feale rabbuke bi'ad irame zatil imadi leti lem yuhlak misluha fil bilad ve temudellezine cabu sahra bil bad fe ekseru fihel fesad fesabbe aleyhim rabbuke sevda azam. Şimdi orada bir ders veriyor. Tarih dersi veriyor bize Allah-u Teala orada. Bak diyor. Bu Ad kavmine bir bak. Sütunların üzerine köşk yapmış olan şu İran halkına bir bak. Bak şu kazıklarla çakılmış olan göğe yükselen o Firavun'un toplumuna bir bak. Bak da dünyaya fesat çıkardılar da ben onlara nasıl gökten azap indirdiğimi bir bak diyor. İncele diyor. Aynısını sana yaparım diyor Allah-u Teala. Hiç bakmam gözünün yaşına diyor. Niye bana orayı anlatıyor? Orayı bana anlatıyor. Sen de öyle olursan sana da aynısını yaparım demektir. İşte buna determinizm diyoruz. Aynı şeyler aynı neticeyi doğurur. Demek ki Allah-u Teala Allah'ın azabını, şiddetli azabını getirecek olan davranışlar üzerine düşünün diyor. Düşünün kafanızı buraya yorun diyor. Demek ki şu çıkıyor arkadaşlar. İnsanın problemlerini insanın düşüncesi çözecek. Başka çaresi yok. Başkasının beyninde pişen yemeği, düşünceyi sen kullanamazsın. Sen kendin düşün diyor. Kalk ayağa. Kalk. Arkadaşlar bana kalırsa bu insanların beyinleri %90'ını çalıştırmıyoruz. %10'uyla geziyoruz dünyaya. Yolumuzu buluyoruz, evim yolunu buluyoruz işte filan. Anlayın mı yani? İş yapar, ekmek kazanıyoruz yani. Halbuki bu beynin inanın %50'sini kullansak var ya bambaşka bir şey olacak. Bana kalırsa doğu kültürüyle batı kültürünün arasında temel farklardan biri bizde korkunç bir beyin emeği kaybı var. Beyin emeği kaybı var bizde. Bu beyin ne kadar kullanılırsa Allah bakıyor bu beyni kullanan adamı ben severim diyor. Ayet öyle söylüyor. Severim. Sevgisini ilan ediyor ona. Ben ona bir nimet vermişim. Akıl denen nimeti vermişim. Bunu kullanıyor. Ya bundan daha büyük kulum olur mu ya diyor. Ben nimetimi vermişim ona. Bak kullanıyor bak. Nimetimi kullanıyor. Ya bu akıldan daha büyük nimet olamaz. Öyle söylüyor Kur'an. Kur'an'ın bütün ayetleri bu. Bu akıl, akıl, akıl diye. Allah-u Teala bu ayette bitti. Ha şimdi bu Allah-u Teala diyor ki tefekkür de aklın işidir yani. Amelidir yani. Aklın çalışması tefekkür demektir yani. Düşünce. İşte burada Allah-u Teala diyor ki ya Muhammed Allah aşkına sen şunlara çık da bir vaaz et. Bir tek şey söyle. Başka bir şey yok. Ayağa kalksınlar. O ayaklarını ayağa kalksınlar bir de düşünsünler ya akıllarını. Bu kadar. Ölü diyor. Bir vahide. Tek. Tek kanun. Tek. Aklı kullanmak. Ama bizim İslam aleminde böyle yapmadılar. Aklı kenara attılar. Akılsız bir dünya yaratmaya çalıştılar. Allah da bizi deli kabul etti. İşte bu deliler sürünün gidin dedi ya. Böyle sürünün gidin dedi ya. Çünkü Allah-u Teala çok fena ceza veriyor biliyor musunuz? Dediğini yapmadın mı? Allah diyor düşün. Sen düşünmediğin zaman, aklını kullanmadığın zaman çok fena ceza veriyor. Bak şimdi. Nasıl ceza verdiğini söyleyeyim size. Vay nereden geldi aklıma şimdi? Allah olacak iş değil. Altıncı cüzde altıncı cüzde Allah-u Teala dedi ki Hazreti Musa'ya o sen İsrailoğullarına emir ver
şu şehre girsinler. O şehirde ne varsa onların istekleri hep orada var. O şehre girsinler. Maksadı, Allah-u Teala'nın maksadı, onu anlatmıyorum size şimdi ama kısaca söyleyeyim size. İsrailoğulları köle ya, köleleşmiş, ezik şahsiyetli, şehir hayatına girsinler de bir şehir hayatı görsünler yani hiç olmazsa. Şehirde neler var, onların nimetlerinden istifade etsin. Ya bunlar köyde bile yaşamamışlar, ezilmiş köle adamlar bunlar. Efendim bunlar getirilmiş şimdi, bunları bir şehre sok da şehir hayatını bir görsünler, kültür ne olduğunu görsünler dedi. Yani Allah-u Teala dedi Hazreti Musa'ya. O da dedi onlara ki ya kavmi dukhulul erlal mukaddesetelleti keteballahu leküm. Dedi onlara ki girin şu şehre. Allah-u Teala öyle emrediyor. Bunlar kutsal bir şehirdir bu. Allah size bunu yazdı bu kutsal. Arz-ı Mevud var ya, Arz-ı Mevud. Tevrat'ta geçen işte bu Arz-ı Mevud burada geçiyor. Bu Kur'an'da da var yani. Efendim? Yaz Allah-u Teala'nın size yazdığı kutsal topraklara bir girin ha bu şehre falan. Yok dediler biz oraya girmedik. Ya galu ya Musa inne fiyâ gavmen cebbârin. Orada zalim bir kavim var. Biz oraya giremeyiz. Biz o topluma giremeyiz. Bir burada oturacağız. Sıkıştırdı, sıkıştırdı. Olmadı. Dediler ki Hazreti Musa'ya. Galu ya Musa inna len nedhulha ebeden ma damu fiha fezeb ente ve rabbuke fekatila. Biz o şehre girmeyiz. Senle Rabbin gitsin savaş yapın, girin oraya, o siz girin oraya. Allah'la sen gir oraya, biz oraya girmeyiz. Sen Allah'a nasıl söyle, beraber girin oraya. Şimdi adama kavme bak yani. Şimdi halka bak, köle ruhlu insan. Bu sefer döndü Allah'a Hazreti Musa. Kâle Rabbi inni la emliku illa nefsi ve ehî fefruk beynena ve beynel gavmil fâsıkın dedi. Ya Rabbi ha bu kavim, ben kendimle kardeşim Harun'u kurtarabiliyorum sadece. Bunları kurtaramıyorum, beni bunlardan ayır ya Rabbi dedi bu fasık toplum. Ben bırakayım bunları dedi ya. Bu adamlar hiçbir şeye gelmiyor, laftan anlamıyor bunlar. Dedi ki Allah Teala Hazreti Musa'ya bu duasına karşı cevap veriyor Allah. Gâle fe innehâ muharrametun aleyhim erbaîne sene. Onlara 40 sene haram kıldım burayı diyor, bu toprağı dedi Allah. 40 sene. Yetihune fil erl fela te'sa alel kavmil fasik. Yetihune fil erl demek başı boş dolaşsın dursunlar diyor çölde Allah-u Teala. Madem o şehre girmediler de kendilerini disipline etmediler, medeniyetten öğrenmek istemediler, şimdi başı boş buralarda dolaşsın dursunlar o çölde, o Sina çölünde dolaşsın dursunlar. Yetihune fil erl. Allah'ın dediğini yapmayan adam başı boş dolaşır dünyada, medeniyet kuramaz. Anlatım onu anlatıyorum size ben şimdi. Bunu yaşadı yani. Bunu yaşadı Hazreti Musa. Ha burada da Müslümanlara diyor onu. Kalkın ayağa düşünün. Düşünmeyen toplum, aklını kullanmayan adam serseri gibi, hayvan gibi dolaşır efendim. Bu kadar işte. Bak bu yaşanmış olaydır bu. Bunun manası budur. Allah'ın dediğini yapmadın mı serseri gibi dolaşırsın. Bırakırsın Allah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ne yapalım? Şimdi onlara dedi şehre girin, medeniyet öğrenin dedi. Onlar yapmadılar. Onlar öyle başı boş serseri gibi, hayvanlar gibi o çölde dolaştılar 40 sene. Hazreti Musa da bıraktı onları. Dedi ki Allah-u Teala فَلَا تَأْسَالِ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ. Bu fasık toplumdan dolayı üzülme ya. Ne üzülüyorsun ya Musa? Bırak, üzüntüye değmez bu adamlar ya. Bunlar hayvan gibi dolaşın dursunlar oralarda. Aklını kullanmayan adam da serseri gibi dünyada dolaşır. Aklını kullanmadın mı gidersin Almanya'da Alman'ın tuvaletini, pisliğini temizlersin. Anladın mı şimdi? Nokta nokta. Gene nokta nokta geliyor. Ne yapacak? Buraya ne anlatılacak şeyler var? Neler var? Ha. Demek ki kaç dakikadır buradayız ha? 15 dakika oldu, 15 dakikayı geçti, 20 dakikada bu ayetteyiz, takıldık oraya çünkü çok önemli bir olay şimdi. Çünkü Allah ayağa, aklı ayağa kaldırıyor. Kalk kalk diyor, uyan diyor, uyan. Hani o Gum Fenzir var ya Müddessir suresinde, peygamberimiz dağdan geldi, Hira mağarasından geldi de heyecanlandı, yatağa girdi, ört beni dedi Hazreti Hatice'ye. Sonra tam öyle öyle yatakta yatarken Allah dedi ona Gum, kalk. Ya eyyühel Müddessir, kalk. Fe'enzir, uyar insanları dedi. Ha, aynısını bize söylüyor. Kalkın, düşün. Aynısını bize söylüyor. Anlıyor musun? Dolayısıyla bana kalırsa
bu insanlık, bu Müslümanlar, bizler ayağa kalkmanın yolu düşünceyi ayağa kaldırmaktır. Kavga etmek değil. Biz kavga ediyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Bol bol dedikodu yapıyoruz. Bol bol efendim gıybet yapıyoruz. Ama bu düşünce, bu akıl ayağa kaldırılması lazım. Bu Kur'an, Kur'an namazdan daha önemlidir arkadaşlar. Bu aklı ayağa kaldırmak olayı. Arkadaşlar ya, arkadaşlar, dün konuşuyordum hocalarla, söyledim onlara. Ya Kur'an-ı Kerim geldiği zaman da, Hira mağarasına geldiği zaman da Allah-u Teala iman et demiyor peygambere. İman et demiyor. Oku, oku diyor. Önce oku, oku. Daha ne namaz var, ne iman var, ne var şu var, ne bu var. Okumak, okumak. Bunu dedi. Emir bu. Bu kitabın en büyük kutsal emri o. Çünkü okumayan adam şirki de anlayamaz. Tevhid imanını da anlayamaz. Ne yaptığını anlayamazsın ya. Şirkte misin, tevhidde misin yani? Neredesin onu anlayamazsın. Yerini bilemezsin. Onun için Kur'an-ı Kerim önce okumakla başlıyor işe. O zaman oraya soruyoruz o ayete. Şimdi bak, gittik oraya şimdi. Niçin Allah-u Teala birinci sırada okumayı koydu? Öyle ya şimdi. Ben oraya tefsir ederken soracağım bunu. Kendi kendime soruyorum bunu ya. Neden oraya birinci sıraya okumayı koydu? Oysa ki imanı koyması lazımdı, değil mi? Aminu demesi gerekmez miydi? Neden birinci sıraya onu koydu? Hemen aşağıdaki 6. ayet bunu söylüyor, niye koyduğunu Allah. Kella innel insane leyadga. İnsanoğlu azgındır diyor Allah-u Teala. Azgın. Azgın. Haddi bilmez, sınırı bilmez. O Mart'ta çıkarırlar, hayvanları çıkarırsın dışarıya efendim, araziye otlatmaya, hayvan saldırır öte komşunun arazisine. Sınır mınır bilmez ki ne o var orada. Bu komşuymuş, lahanaymış bu, yok efendim bu çimenmiş, bilmez ki. Yer de yer, her şeyden yer. Bu insan da diyor Allah-u Teala, tahsil olmadı mı saldırır her tarafa diyor. Yer ama ne diberi değil. İçeride içer, yer de yer, helal mıdır, haram mıdır bilmez. Azgındır bu insanoğlu. İnsanoğlunun azgınlığını ancak bilgiyle disiplin edersin diyor Allah-u Teala. Onun için okumayı birinci sıraya koydum. Aç, o ayetlere bak şimdi, o ayetlere bak. İnsanın azgınlığını ancak bilgiyle disipline edebilirsin. Başka çaresi yoktur diyor. Onun için birinci sıraya tahsili koydum diyor Allah. Bu Kur'an bambaşka bir devrim. O bambaşka bir kitap. İşte bitiremeyir konu. 8 senede konuşur, daha 10 cüz, 9 cüz. De ya Muhammed, bir daha de. Vaazını bitirdin mi? Bitirdin. Şimdi de onlara, şöyle bir şey de onlara. Gene vaaz yapma da bir şey de onlara bak. Kul ma se'eltukum min ecrin fehuve lekum. Sizin olan herhangi bir şeyi ben sizden istemedim ki bu vaazıma karşılık. Yani yaptığım peygamberliğe karşılık ben size bir maddi bir şey istiyor muyum? Bir karşılık bekliyor muyum? Yok. Bu bütün peygamberlerin ahlakıdır arkadaşlar. Şura suresine giderseniz, Şuara suresine giderseniz bütün peygamberleri sıralar Allah. Şöyle içlerinden bir 5-6 tanesini, 5-10 tanesini sıralar. Hep ve ma eselukum aleyhi min ecri illa rabbil alemin, ma eselukum aleyhi min ecri illa rabbil alemin. Nedir o? O, ben sizden bir karşılık beklemiyorum, maddi bir menfaat beklemiyorum. Ben karşılığını, ecrimi Allah'tan bekliyorum. Peygamberlerin dediği bütün şöyle budur. Bu peygamberlik ahlakıdır ve metodudur bu. Bunu peygamberimize de söylüyor Allah-u Teala. Orada diyor ki bak, falan peygamberler böyle söyledi ya Muhammed. Sen de aynısını söyle. Diyor ki, Gul de onlara, ma se'eltüküm min ecrin fehuve lekum. Ben sizden bir ecir, sizin olan bir mükafatı istemiyorum. Sizin olan bir maddi menfaati kendime istemiyorum. İn ecriye illa alallah. Benim karşılığım, benim mükafatım, benim ödülüm, benim menfaatim Allah'tadır. Ben Allah'tan bekliyorum bu peygamberliğin ecrini, mükafatını, ödülünü, menfaatini Allah'tan bekliyorum. Ve huve ala kulli şeyin şehid. O Allah her şeye şahittir. Her şeye şahit olan Allah'tan ben bir karşılık bekliyorum. Sizden beklemiyorum bir menfaat, beklemiyorum. De onlara ya Muhammed. O zaman bir soru soruyorum ben buraya şimdi.
Ya Rabbi, senin ecrin dediğin şey ne? Öyle. Ne vereceksin buna? Cenneti vereceksin. Rızanı vereceksin. Öyle mi? Buna bir çözüm getiriyor Şura suresine. 1, 2, 3, 4. sayfasında. Bak şimdi oraya ne diyeceksin? Bak peygambere yine aynı sözü orada söylüyor. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا Ya Muhammed de onlara. Hiçbir karşılık beklemiyorum ben. De. İllel meveddete fil gurba. Bak 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 bak. Sadece yakınlarımın sevgisini bekliyorum ben. Ha bu işe bak. Ha bu işe bak. Allah'ın insanlara vereceği en büyük ödül insanların birbirlerini sevmesidir arkadaşlar. Ha bu işe bak sen şimdi. Ha bu işe bak sen şimdi. Hocam bunun ispatını nasıl yaparsın burada? Burada pek o kadar yanaşma diyor. Ramazan anlıyorum. Onu Meryem suresinin sonunda söylüyor. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti seyec'alû lehumurrahmânu huddâ diyor. İşte bak. Burada net kesti attı yani. Ne dedi orada? İman edip de ameli salih işleyenlerin arasına bir sevgi yaratacağım diyor Allah-u Teala. Gönüllerinizi bağlayacağım birbirine. Ben terziyim diyor Allah. O ayrılmış yama halinde gelen, parça parça gelen kumaşı ben birleştireceğim. Dikeceğim onları diyor Allah-u Teala. Dikeceğim de sizin gönüllerinizin üşümeyecek, üşümeyecek. Elbise olmayan adam üşür, üşür. Çıplak kalır. Çıplak, çıplak. Şeytana açık olur o. Ha ben dikeceğim diyor gönüllerinizin arasına. Allah zürün ilan etmiş onu orada. Meryem suresinde. Burada da onu söylemiş. Demiş ki ya Muhammed, senin yaptığın peygamberlikten bir tek isteğin olabilir. Benim rızam. Benim rızam nerededir? Yakınlarının sevgisini kazanmaktır. Allah-u Teala şimdi diyor ki o Araplara, ya hiç olmasa sizin sevginizi kazanayım yeter. Ben peygamberlikten bir şey istemiyorum. Ben sevgi istiyorum. Peygamberliğin amacı sevgidir arkadaşlar. Din adamının amacı sevgi olmalı. İşte ayet. Bunu bu din adamlarına haykırmak lazım dünyaya. Bu Hristiyanlısına da, Yahudilisine de, Müslümanlısına da. İşte din adamının, bir peygamberin yegane sebebi sevgidir diyor. Bunu istiyorum, bunu. Gönül istiyorum diyor, gönül. Müslüman kavgacı olamaz. Müslüman düşman olamaz. Müslüman kin besleyemez. Müslüman sevgi. İşte ansa peygamber ahlakı. Peygamber ahlakı istiyor musun burada? Hani peygamberin sünneti deyip duruyorlar. Yanlış hadislerle hareket etmenin anlamı yok. Bak burada hadis de var, ayet de var burada. Peygamber ahlakı burada. Ve demiş ki Allah işte o Meryem suresinde ve bu ayette. Siz iyi iman ederseniz, ameli salih yaparsanız aranızda sevgiyi ben kuracağım diyor. Yec'alü lehumurrahmanu vudda. Vudda, arkadaşlar vud aynı zamanda Allah'ın şeyidir ha, sıfatıdır. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Benim sıfatımı sizin gönlünüze indireceğim diyor Allah-u Teala. Vedud Allah'ın sıfatıdır, vedud. Seven, çok seven demektir. Allah kullarını çok sever. Biz hep Allah'ı korkutmuşuz yani. Allah, vedud sıfatı var, hiç ona baktığımız yok. Allah keser, doğrar, cehennem yakar eder. Hep öyle diyoruz. Böyle vaaz ediyoruz. Ha bugün vedud sıfatı hiç yok ortada ya. Sevgi sıfatı yok. Hud suresine geçiyor bunlar. Neyse. Şimdi demek ki iyi ki o ayet hatırıma geldi ha o. Şura suresindeki ayet. Sonra Meryem suresindeki ayet. Arkadaşlar bizim iman edip ameli salih yapıp yapmadığımızın işareti nedir? Aramızda sevgi varsa doğru Müslümanız demektir. Aramızda sevgi yoksa, kavga ediyorsa, kim varsa, düşmanlık duygusu varsa demek ki bizim aramıza Allah sevgiyi koymamış. Niçin koymamış? İmanımızda zaaf var, amelimizde zaaf var demektir. O ayeti şimdi tersine çevir. O Meryem suresindeki o ayeti tersine çevir şimdi. Tersinden düşün. İman edersin, ameli salih yaparsan sizin için sevgi yaratacağım diyor Allah-u Teala. Gönlünüze koyacağım diyor. Koymadığına göre
Demek ki imanımızda zaaf var, amelimizde zaaf var, hastalık var ya. Yani. Demek ki değerli kardeşlerim, bu ayetlerden, bu üç tane ayet şimdi, bu üç tane ayeti bir araya getirdik. Onları diktik, ne çıktı? Şu çıktı. Bir peygamberin amacı sevgi kazanmaktır. Din adamları da dünya sevgiyi yayacaklar. Başka çare yok. Bunun başka çaresi yok. Adamların içkisi değil senin işin. Sen ona imanı anlatacaksın. Düşmanlık duygusu değil. İnsanlar yanlış yapabilirler. Allah'ın huzurunda yapmıyor mu bu insanlar? Sen Allah değilsin. O insanların olumlu tarafıyla ilgileneceğiz biz. Yanlış tarafından gidiyoruz biz işin. İnsanları kaçırıyoruz. Yanlış tarafından gidiyoruz. Bu sefer Allah-u Teala işi bir yere getirdi. Bir daha de onlara. Şimdi vaazı yaptı, bitirdi de. Düşünceyi ayağa kaldırdı da. Bir daha de. Bu hep gidiyor böyle, hep de gidiyor. Hep böyle. Buralara böyle öyle gidiyor. Kul de onlara ya Muhammed. İnne Rabbi, kesinlikle benim Rabbim. Yegzifu bil hak. Allamul guyub. Böyle de onlara. Şu Cebrail'in ağzından çıkmış peygambere, peygamber bunu 1400 sene evvel vahiy katiplerine söylemiş, yazmışlar bu ayetleri. Allah da bize nasip etmiş. Demek ki babamızın bir helal lokması varmış ki biz de bunları anlatıyoruz yani. Bize haram yedirmedi demek ki. Bir şeyler yani mayamızda haram yok yani. Olsaydı biz bu ayetler burada nerede uğraşacaktık biz bunlarla ya? Şimdi batakhanelerde olacaktık da. De ya Muhammed onlara. İnne Rabbi, kesinlikle benim Rabbim. Yegzifu gazefe arkadaşlar atmak manasına gelir. Atmak. Yani diyelim ki yanan ateşin üzerine ceketini çıkarıp atıyorsun ya. Ona yegzifu diyoruz. Yanan bir adama su sıkıyorsun. İşte yegzifu yapıyorsun mesela. Atmak. Fakat burada dikmek manasına geliyor. Atıyor da dikiyor. Dikiyor. Hakkı dikendir. Hakkı ayakta dikendir. Benim Rabbim hakkın tohumunu atıp dikendir. Diyor. De onlara. Fakat bunun çok güzel bir manasını daha Enbiya suresinde olması lazım. Bakalım bulabilecek miyiz onu? Rezalet de var şimdi bu işin içinde. Allah Allah. Buldum. Evet. Bel nakzifu bil hakki alel batil feyedmahu feiza vezaik. Evet, işte hafızlık olmasa var ya titrersin burada işte. Ya manalar veremezsin. Hayır diyorlar. Bir dakika durun, bir dakika. Ben söyleyeyim size. Bak. Nakzifu atarım. Bil hak. Hakkı atarım. Alel batılı, batılın üzerine atarım. Batılın, sahte fikirlerin, sahte davranışların, batıl fikirlerin, çürümüş fikirlerin üzerine hakkı atarım. Feyedmeuhu, darmadağınık eder onu. Hak diyor Allah-u Teala bir bombadır. Attım mı onu batılın üzerine, darmadağın eder onu. Feyda ve zahik, bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir diyor. Bak, görüyor musun? O zaman soruyoruz Allah'a. O hak dediğin şey nedir? soruyu soracağız. Soruyu sormadan siz soramıyorsunuz bana. Ben sormam lazım. Ya Rabbi senin o batılın üzerine böyle bomba gibi hakkı atıyorsun da darmadağın edip gidiyorsun onu. Yok olup gidiyor o batıl. Nedir o ya Rabbi ya? Bunu yapalım onu biz de bu işi bitirelim de. Bu batıl dolaşıp duruyor bu insan, bu şeytan aramızda. Ha Ramazan. Ayeti görüyor musun? Hak Kur'an'dır diyor Allah. Kur'an. Ha bu işe bak sen şimdi. Hak Kur'an'dır diyor Allah. Yeter ki siz o Kur'an'ı öğrenin de batılın üzerine atın onu da darmadağın etsin onu. Yok ki bizde Kur'an bilgisi.
Öğretmedik ki bu insanlara bu Kur'an'ı. Biz İslam'ı mezheplerde aradık, mahvettik insanlığı arkadaşlar. Ya ben hakkı batılın üzerine atarım. Nedir o ya Rabbi? Kur'an'dır diyor. Nereden çıkardın bu Kur'an'ı? Hak Allah'ın ismidir arkadaşlar. Aynı zamanda Kur'an'ın ismi de Hak'tır. Allah kendi sıfatını Kur'an'ına vermiş. Kur'an'ına vermiş Hak ismini Allah. İsra suresinde, bak ha böyle biraz daha arkaya gidersek azıcık ha böyle, aha buraya geldik, oraya bak bak. Ve gulca, şimdi Kur'an nasıl manasını verdiğimi izah ediyorum, ispat ediyorum şimdi. Ve gulca el hakku ve zehekel batil innel batile kâne zehuka. De ya Muhammed o insanlara, hak geldi, yani Kur'an geldi. Ve zehekel batil, batıl da gitti. Çünkü batıl gidicidir zaten. Sahte fikirler yok olup gider. Tutunamazlar onlar. İşte arkadaşlar, şimdi bak şu ayetli kerimeleri böyle bir araya getirelim böyle. Demek ki Allahu Teala hakkı batılın üzerine attığın zaman da bombardıman ediyor onu. O bombardıman ettiğin zaman da o batıl yok olup gidiyor. Şimdi bize dedi ki Allah, bak Kur'an'ı verdim size, hakkı verdim size, atın onu batılın üzerine bakayım. Atın bakayım bu Kur'an'ı batılın üzerine bakayım. Nerede atacak adam? Bilmiyoruz onu ki. Ula bilmiyoruz onu ki. Hani hakkı bilmiyoruz ki. Hakkı insanların düşüncelerinde arıyoruz. Olacak iş değil. Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi, bana fetva veriyor. Ya adam Allah aşkına ya. Allah'ın hakkı nerede ya? Bu fikirlerle sen batılı yok edemezsin ya. Beşeri felsefelerle batıl yok olur mu ya? sen fikrinle, felsefenle efendim şeytanla mücadele verebilir misin? Ha bunu ben yaparım diyor Allah-u Teala. Sen bunu öğreneceksin. Biz bunu öğreneceğiz de yanlış fikirlerimizden atacağız onu, bombardıman edeceğiz onu. Şu Kur'an bilgisi bizim kafamızda olsa var ya, ha nefsimize bomba gibi atacağız onu. İçimizde cihat var ya, Allah diyor ya, peygamberimiz diyor ya, en büyük cihat nefisle olan savaştır diyor. En büyük savaş nefisle olan savaştır. Nasıl atacaksın bombardımanı nefise? Hangi bilgiyi atacaksın nefise? İşte bu hak bilgisini atacaksın. Kur'an bilgisini atacaksın o nefse ki onu darmadağın edeceksin onu. O Enbiya suresinde diyor ya, ha burada darmadağın ederim onu diyor Allah-u Teala. İşte şimdi bu üç ayeti bir araya getiriyoruz, buraya getiriyoruz onları. Ben bir daha hocamı, bir daha Hafız Hızır hocamı buradan rahmetle anıyorum. Amin deyin. Amin. Benim hocama gidecek buradan sevap. Kolay mı? Kitabım onun ağzından adıyorum, kitabım ona ithaf ediyorum. Bana öyle bir hafızlık yaptırdı ki, verdi ki, aman ya Rabbi. Allah onu nurlar içerisine yatırsın. Amin. İşte böyle bir arkandan biri sana amin dedirttirir de kardeşim, dua eder de, böyle işte insan yetiştirmek lazım işte. Bak bu gider ona, bu. Rahmet okuyoruz ona, bu gider işte. Ölen bir adama bu gider işte. Ha, şimdi de ki ya Muhammed, benim Rabbim hakkı diker. O yabani ağaçlarını sökersin. Ondan sonra o ehil armut ağacını dikersin, sana meyve verir yersin. Halbuki orada daha evvelden kızıl ağacı vardı orada. Bir şey vermez, hiçbir şey yapmaz. Kızıl ağacı. Meyvesi yok, şusu yok, busu yok. Ama diktin mi onu koparıp kökünden, diktin mi oraya armut ağacını, bana nasıl veriyor sana? Hak da böyledir diyor. Sökerim onları diyor, hakkı diker. Benim Rabbim öyledir. Allâmul guyûb. O gayipleri bilendir. Çok çok her tarafını bilendir. Allame deriz ya, bu adam Allame-i Cihandır yani. Allame büyük alim demektir yani. Allah kendisini Allame diyor. İnsanlara Allame demek iyi bir olay değil aslında ama biz kullanıyoruz bu tabiri. Allamul uyubtur, o gayipleri bilinmeyenleri bilen varlıktır benim Rabbim de onlara, hakkı ben dikeceğim. Şimdi bak devam ediyor bu hak davası. Gul de ya Muhammed, bir daha de.
Câ'el hakku ve mâ yubte'ul bâdılu ve mâ yu'id. Hak geldi de bu Kur'an geldi. Ve mâ yubte'ul bâdılu, batıl kendini gösteremez. Ve mâ yu'id, bir daha da dönemez geriye artık. Batıl geriye dönemez. Ama biz döndürüyoruz onu cehaletimizle arkadaşlar. Nefsimizle batılı döndürüyoruz ve Allah'ın kaderine aykırı hareket ediyoruz, bu ayete aykırı hareket ediyoruz. Dönemez diyor Allah-u Teala. Bir daha ortaya çıkamaz. Çıkmamalı diyor Allah-u Teala. Batıl artık bir daha kendini gösteremez ve bir daha dönüşü yoktur bu batılın diyor. Artık Kur'an gelmiştir diyor. Bitti. Ama ne garip ki bizim Kur'an'ı bilmeyişimiz ve Kur'an'ı anlatamayışımız, doğru anlayıp doğru anlatamayışımızdan dolayı batıl etrafımıza duvarları sardı. Batıl etrafımıza çemberi sarmış, daraltıyor, nefes aldırmıyor bize. İnsanlığa nefes aldırmıyor bu batıl. Kelepçeyi vurmuş beynine, ayaklarına, etrafında da duvarı örmüş. Öyle diyor ya Allah-u Teala Yasin suresinde. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynahum fe umukmavun. Arkalarında, önlerinde set var. Ancak havaya bakar, böyle bakarlar. Yeri göremez, önünü göremez. Bu hale geldi bu insanlık. Artık Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlama ve anlatma zamanı geldi, geçiyor. Bunu biz insanlık için yapmak mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Hala biz tartışıyoruz, Kur'ancılar sünneti reddetmiş. Ya olacak iş mi ya? İşte bak sonra söyleyeyim size. Peygamberden bahsediyoruz ya. Peygamberden bahsediyoruz. Allah bahsediyor ya. Sen peygamberi reddedebilir misin? Kur'an bahsediyor işte. Bak ona vaaz ettiriyor işte. Bak. Demek ki buraya kadar ne anlattık? Geç gelenler için söylüyorum. Bugünkü vaazımız çok önemli konulardan üzerine cereyan etti. Allah-u Teala peygamberimize dedi ki ya bir vaaz et onlara. Bir şey. Bir şey söyle ya. Bir şey. Nedir o? Kalksınlar ayağa. Toplum halinde kalksınlar. Ferda ferda tek tek kalksınlar. Kalksınlar da düşünsünler. O beyinlerini kullansınlar ya. O akıllarını kullansınlar. Buradaki ayağa kalkmadan kastımız aklın ayağa kalkmasıdır. Biyolojik o ayağa kalkma değil yani. Senin beynin çalışmıyorsa ise 80 defa ayağa kalk. Ne ifade eder ki yani? Kalk otur, kalk otur. Burada aklın ayağa kalkmasını istiyor. Çünkü akıl uyuyor şimdi. Müslümanlar aklı uyutmuşlar. Uyutmuşlar, uyuyup duruyor. Ne var ne yok bir şey bilmiyor. Akıl, zavallı akıl. Kaldı o beyin içerisinde. Zavallı akıl. Pişman oldu bu dünyaya geldiğinden. Efendim, işte kalkın ayağa diyor. Silkilenin. Silkileneceğiz. Neyi düşüneceğiz? Peygamberin deli olmadığını, onun bir uyarıcı olduğunu, önümüzde bir azabın olduğunu düşüneceğiz. Ve bu şekilde Allah-u Teala peygamber dedi ki, sen onlardan bir karşılık beklemediğine göre, senin karşılığın ben vereceğim sana. Senin karşılığın sevgidir, sevgi. İnsanların sevgisini kazanmak yeterli dedi. Ve dedi onlara ki, artık benim Rabbim gallamul huyub olduğuna göre, gayipleri bildiğine göre hakkı dikecektir dedi. Ve dedi onlara ki şunu da söyle, hak geldi, artık batıl kendini gösteremeyecek ve bir daha yerine dönemeyecek. Allah batılla bizim alakamızı kessin ve etrafımıza ördüğü o çemberi Kur'an-ı Kerim'i anlayarak kırmamızı bize nasip